Herkese merhaba, Mobilya Kongresi'ndeyiz ve Samsung standında Samsung Galaxy S6'ya bir bakış atıyoruz. Samsung Galaxy S6 dün tanıtıldı, Mobilya Kongresi'nin hemen öncesinde tanıtıldı ve Galaxy S serisinin yepyeni bir döneminin başlangıcına işaret ediyor Samsung Galaxy S6. Daha önceki Samsung telefonlarında Galaxy S amiral gemilerinde görmüş olduğumuz plastik gövde ve çıkarılabilir plastik arka kapak ve değiştirebilir batarya yerini bambaşka bir tasarım anlayışını bıraktı. Elimizdeki Samsung Galaxy S6 tamamen metalden yapılmış. Önü ve arkası Gorilla Glass 4 camla kaplı bir akıllı telefon. Tabii ki bu tasarım çeşitli ödünlerin verilmesine neden oluyor. Bunların başında söylediğimiz gibi bataryanın sabit olması geliyor. 2550 mAh kapasiteli bir batarya var Samsung Galaxy S6'da. Bunun dışında microSD kart yuvası da yok Samsung Galaxy S6'da. Kullanıcıların 32, 64 veya 128 GB'lık dahili kapasitelerden bir tanesini seçmesi ve bu şekilde fiziksel depolamayla yetinmeleri gerekiyor. Samsung Galaxy S6'da gördüğünüz gibi nano sim kart yuvası var. Bu da Galaxy telefonları için bir yenilik. Galaxy S serisi için bir yenilik sayılabilir. Tasarımdaki bu değişikliklerin dışında metal gerçekten telefona hoş bir görünüm kazandırmış. Yuvarlatılmış kenar köşelerle birlikte aynı zamanda yine inceltilmiş ve çeşitli işçiliklerin göze çarptığı kasa oldukça düzgün, oldukça etkileyici duruyor Samsung Galaxy S6'da. Samsung Galaxy S6'nın 5.1 inç ekranı 577 ppi gibi bir piksel yoğunluğuna sahip. 2560x1440 piksellik bir çözünürlük söz konusu ve bu da piyasadaki en yüksek piksel yoğunluklu akıllı telefonun şu anda Samsung'da olduğu anlamına geliyor. Geniş görüş açıları, yüksek görüş açıları ve parlak, canlı, keskin bir ekran söz konusu Samsung Galaxy S6'da. Bu da Samsung Galaxy S6 sahiplerinin telefonunu kullanırken bir hayli keyif alıcı anlamına geliyor. Yenilenen TouchWiz kullanıcı arayüzü de bir hayli çekici duruyor. Birazdan ona geleceğiz. Ekranın altında yine ana ekran tuşu var. Bu ana ekran tuşuna eklenen parmak izi sensörü var. Ancak geçen yılın Samsung Galaxy S5'inde parmağınızı sürüklemeniz gerekiyordu. Artık sadece parmağınızı dokunarak ekran kilidi açma veya ödemeler sırasında güvenlik doğrulaması yapma gibi işlemleri gerçekleştirmek mümkün oluyor. Yani parmak izi okuyucusu da artık daha düzgün, daha kolay, kullanışlı bir şekilde çalışıyor. Samsung Galaxy S6'nın metal tasarımı Galaxy S5'teki suya dayanıklılığın da kaybolmasına neden oluyor. Bu telefon Galaxy S5 gibi suya dayanıklı değil, bunu da belirtelim. Ekranın üstünde 5 megapiksel kamera var. Arkada da 16 megapiksel kamera bulunuyor. Bu iki kamera da 1.9 diyafram açıklığına sahip. Bu da düşük ışık performansının oldukça iyi olduğu anlamına geliyor. Samsung Galaxy S6'nın kamera uygulaması da yenilendi. Artık kamera ikonuna dokunduğunuz anda kamera uygulaması başlatılıyor ve çekim için hazır hale geliyor. Kamera uygulamasında da bir takım özelleştirmeler mevcut. Böylelikle fotoğraf ve video çekimi biraz daha kolay hale getirilmiş. Mod ekranı görmüş olduğunuz gibi biraz daha HTC'de gördüğünüz tarza getirilmiş. Bunun dışında ekranın sol kenarında görmüş olduğunuz kontroller biraz daha boyutları küçültülmüş ve biraz daha seçenek eklenmiş. Ayarlarda görmüş olduğunuz gibi biraz daha basitleştirilmiş Samsung Galaxy S6 ile birlikte gelen kamera uygulamasında fotoğraf ve video çekim tuşları da görmüş olduğunuz gibi aynı ekranda bulunuyor. Böylelikle video çekimde de hızlı şekilde başlamanız mümkün oluyor. Yine fotoğraf ve video ayarlarında görmüş olduğunuz ekrandan yapabiliyorsunuz. Ultra HD video kaydı da Samsung Galaxy S6'nın sundukları arasında yer alıyor. Samsung Galaxy S6'da Android Lollipop işletim sistemi geliyor ve bunun üzerinde TouchWiz kullanıcı arayüzü var. TouchWiz kullanıcı arayüzü fazla yoğun değil. Önceden yüklenen uygulama sayısı az. Bu sade görünüm sayesinde Samsung Galaxy S6'yı kullanmak bir hayli kolay oluyor. Çeşitli Samsung uygulamalarını yine görürüz ekranda. Bunun dışında yine S-Health, S-Voice gibi uygulamalar var, alıştığımız uygulamalar var. Sosyal bölüm altında görmüş olduğunuz gibi Instagram, Messenger gibi uygulamalar ön yüklü olarak sunuluyor. Google uygulamaları yine tek bir klasör altında mevcut ve bir yenilik Microsoft uygulamaları da OneDrive, OneNote ve Skype da Samsung Galaxy S6'da yüklü gelen uygulamalar arasında dikkat çekiyor. Samsung Galaxy S6'da Exynos işlemci bulunuyor. 8 çekirdekli işlemci yer alıyor. 3 GB RAM var. Söylediğimiz gibi 32, 64 ve 128 GB'lık dahili depolama seçenekleri mevcut. Ve yine Samsung Galaxy S6 kullanıcıları için kablosuz şarj özelliği de mevcut. Dahili kablosuz şarj özelliği sayesinde herhangi bir kabloya bağlamadan telefonu doğrudan şarj aksesuar üzerine yerleştirerek şarj etmek de mümkün oluyor.
2550 mAh kapasiteli bir batarya var Samsung Galaxy S6'da. Bu da kullanıcıların bir gün boyunca ihtiyacını görecektir. Samsung Galaxy S6 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntı ve fotoğrafları Teknoblog'daki ön incelemesinde bulabilirsiniz. Diğer videolarımız için, Mobilya Konuşması videolarımız için teknoblog.com/mwc2015 adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.